Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte toplamda 8000 lira para ödediğimiz iMac'in kutu açılışını yapacağız ve bir de biraz teknik özelliklerine değineceğiz. Şimdi Azim'i zaten arkadaşlar birçoğunuz eminim web tekno.com üzerindeki yazılarından biliyordur. Bize Apple konusunda yardım etmeye geldi. Hızlıca kutu açılışıyla başlayalım abi. Tamam abi, başlayalım. Bu arada ben kutuyu açarken sen de bir ince teknik olarak girer misin abi olaya? Teknik detay verir misin bize? Tabii ki abi. Elimizdeki iMac 21.5 inçlik 4K ekrana sahip olan cihaz. Normalde standart olarak i5 işlemciyle geliyor cihazımız. Ama biz bunu opsiyonel olarak seçim yaptık. Aynen. i7 3.3 GHz'lik bir işlemci var üzerinde. İşlemci Broadwell. Şimdi şöyle açıyorum abi. Değil mi abi? Apple yine gayet güzel ambalajlamış. Normal tabii, pahalı ürünler bunlar. Şunu şöyle koyalım. Bu arada kutu açılışı yapıyoruz aslında. Kutudan çok fazla bir şey çıkmıyor. Tak çalıştır bilgisayar. Çok fazla bir şey beklememek lazım ama içinde klasik iPhone kutularından ve diğer Apple ürünlerinin kutularından çıkan şeyler var. Kullanım kılavuzları. Apple sticker'ı. Apple sen sticker'ı. Onları bir yere yapıştır da reklamı da bedavadan var. Yap sticker'ı değil mi onlar aslında? Tabii iki tane sticker'ı. O yıllardan beri ama Apple'ın verdiği bir şeydir. Ta eski logodan beri klavyesi ve mouse'u gelmiş. Bilgisayarın özelliklerine istersen devam edelim. O tamamdır. Yarım kaldı çünkü. Tamamdır. Standart 8 GB'da geliyor makine ama biz i5 işlemciyi i7'ye güncellediğimiz gibi RAM'de de bir güncelleme yaptık. 16 GB'lık bir seçim yaptık. Zaten şu an seçilebilecek en yüksek RAM de Apple'ın sitesinde 16 GB. O bakımdan en yüksek RAM kapasiteli makine diyebiliriz bu Hocam. iMac için. Evet, bunun üzerinde 21.5 inçte daha yüksek RAM seçme şansımız yok. Abi, biraz da tamam grafik kartından bahsedelim cihazın. Grafik tarafında Intel'in yerleşik işlemcileri kullanılıyor ki Apple'ın en çok eleştirdiği noktalardan bir tanesi. Ben abi burada çok çirkin açtım ya, kusura bakma. Abi önemi yok. Tamamdır. Devam. Şu an... Evet, ortaya çıkacağız. Abi bu paketin altından el değmemiş bir panel çıkıyor. Yani gerçekten bu noktada hani Apple'ın hakkını yememek lazım. İstersen ekranı çalıştıralım. Çalıştıralım abi. Ekranın özelliklerinden de bahsedelim. Grafik performanstan da onun üzerine tekrar bahsederiz. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi taktık, sistemi kurduk, bilgisayarın bir ismini giriyorsun falan, çok ufak tefek işlemler yapıyorsun. Evet, sonra direkt zart diye açılıyor zaten. Klavyeyi açmadım. Bunu da sizin karşınıza açmak istiyorum. En sevdiğim şeylerden birisi. Abi değişik bir koku var bunda. Bu kokunun bir aksiyonu vardı galiba. Var abi, bu koku bildiğiniz gibi Apple'da alüminyum alaşım malzeme kullanılıyor. Bu malzemenin üretim sırasında ortaya çıkan bir koku. Hatta internette bunun çokça geyikleri dönmüştür. Yeni Mac kokusu diye. Yeni Mac kokusu. Evet abi, yeni Mac kokusu. Bu böyle ilk 2-3 gün etrafı kokutuyor. Hatta makine ısındıkça böyle daha da etrafa yayılıyor. Bu koku peki güzel bir koku mu? Bu bence güzel bir koku. Bağımlısı olan insanlar var. Var abi. Hatta bunun parfümünün yapıldığı sınırlı sayıda bununla ilgili daha önceki yıllarda haberler çıkmıştı. Hı? Yani yeni Mac kokusu. Yanık alüminyum parfümü millete parfüm kazanıyorlar. Abi de biz bu bilgisayarın hard diskine 400 lira fazla bir para verdik. Evet. Ne için verdik? Ha, Fusion Drive için verdik bu parayı. X'de 1 TB normalde olacak. 400 lira daha ekstra Fusion Drive aldık. Normalde 1 TB 5400 RPM klasik bir hard diskle geliyor. Fazla ödemeyi Fusion Drive için yaptık. Fusion Drive klasik hard diskle SSD'nin kombinasyonu, hibrit bir yapı sunuyor. Bu da bize performans artışı sağlıyor. Yani şöyle diyebiliriz abi. Hard disk burada, SSD burada, Fusion Drive SSD'ye daha yakın. SSD'ye daha yakın bir performans sunuyor ama SSD kadar pahalı değil. Aslında 400 lira fazla vermiş olduk ama SSD'ye yakın bir performans elde etmiş olduk. SSD'de 1 TB seçseydik bu çok daha yüksek maliyetlere ulaşacaktı. O yüzden aslında kâr etmiş olduk. Bunun dışında şimdi ekranımızı açtık. Bir de benim çok merak ettiğim bir soru var abi, hazır seni bulmuşken sorayım. Bu ekranda böyle güzel güzel manzaralar. Apple bunu her sürümde değiştiriyor. Nedir abi bunlar? Apple işletim sistemi ana sürümlerine Birleşik Devletler'deki milli parkların adını vermeye başladı. Daha öncesinde biliyorsun kedigillerin isimlerini veriyordu. Leopard, Snow Leopard, Cheetah diye devam eden bir seri vardı. Mavericks'le birlikte milli parkların ismini vermeye başladı. Bir sonraki sürüm için de aynı şey olacak. Bir sonraki sürümün ismiyle ilgili iddialar var. Şu an Fuji olacağı söyleniyor. Fuji de Milli Park. Hı-hı. Muhtemelen buradan devam eder Apple. Çünkü uzun yıllar kedigilleri tüketmişti. Şimdi de Milli Parkların sonuna kadar böyle devam eder bu süreç. Tamamdır abi. Bu arada ekranımız cayır cayır 4K hakikaten. Evet. Abi ekran tabii muhteşem. Ya burada Retina'yı... Sen bir de editörlük yapıyorsun. Editör için de önemli aslında ekranın çözünürlüğü yüksek olması. Tabii ki yani yüksek çözünürlük aslında iki taraflı. Yani Retina tekstlerin, yazı karakterlerinin en net şekilde görünmesini sağlıyor ama bizim daha fazla alana ihtiyacımız varsa onu da yapabiliyoruz. Yani çözünürlük çok yüksek. 4K bir çözünürlükten bahsediyoruz burada. 4K çözünürlüğü istersek Retina hassasiyetinde, daha doğrusu Retina keskinliğinde kullanabiliriz. İstersek alanı da genişletebiliriz. Onu da ekran ayarlarından yapabiliyoruz. Bu sefer bize daha fazla kullanım alanı
sunuyor. Grafikerlerin tercih nedenlerinden biri de o. 4K, 5K gibi çözünürlükleri. Tam abi o noktaya gelecektim. Sen iyi söyledin. Şimdi 8000 lira bu bilgisayara bir adam neden versin? Biz 8000 lira para ödedik arkadaşlar bu bilgisayara. Tabii biz bu bilgisayarı kafa topunda tasarımının rahat rahat halledilebilmesi için aldık. Buradaki önemli olan faktör öncelik. Yani eğer eğlence amacınız varsa, oyun oynama amacınız varsa, hardcore bir oyuncuysanız bu para bu makineye tabii ki verilmez. Bu noktada şöyle bir soru çıkıyor yalnız ortaya. Hemen onu da hatırlatmak isterim. Madem onboard bir ekran kartı var, bunun performansı düşük, grafik işlemler o zaman nasıl yapılabiliyor? Intel'in onboard ekran kartları genelde bu alana özel oluyor. Yani grafik düzenleme için daha iyi performans veriyor ama oyun için o kadar performans sağlamayabiliyor. Bu arada ekran çok pahalı ama dediğim gibi bizde kullanım alanı sunabiliyor. Onu da ayarlardan. İstersen birazdan yapıp gösterebiliriz. Yapalım abi hızlıca. Tabii. Şu an Retina için default'ta. Buradan ekran çözünürlüğünü manuel olarak şu an default'ta böyle gelmiş. En sağda bakın More Space seçeneği var. Buna tıkladığımızda gördüğümüz gibi çalışma alanımız büyüdü. Yani mesela Photoshop'ta iki evet. resimle aynı anda çalışıyorsan böyle bir şeye ihtiyacın var. Tabii çok fazla pencereyi kullanan iki ya resimle aynı anda ya da bir kurgu programında sen de biliyorsun abi böyle geniş bir alana çok fazla ihtiyacımız oluyor. Aynı şekilde burada alan bir anda büyüdü. Tamamdır. Başka abi eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş videomuzun çünkü sonuna gelelim. iMac'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Tasarımla ilgileniyorsanız bunun içine görüntü tasarımı, video tasarımı ekleyebiliriz. Uygun bir seçim olacaktır yani tasarımla ilgileniyorsanız ama eğlence odaklı bir arayışınız varsa iMac tabii ki çok doğru bir seçim olmayabilir. Bir de işletim sistemin faktörü var tabii. Eğer Windows yerine OS X'in bir takım avantajları var. Onlara çok ayrıntılı girmeyelim. Yani daha stabil çalışan bir işletim sistemi. iMac gerçekten güzel bir masaüstü makine. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bugünkü konumuz 21.5 inç 4K ekranlı bir adet iMac'ti. 8000 lira değeri vardı. Siz değer mi değmez mi artık alt tarafta yorum olarak bizlere atın. Bir de daha detaylı incelemesini istiyorsanız mutlaka yine yorum kısmına atabilirsiniz arkadaşlar. Var mı abi söylemek istediğin başka bir şey? Ekleyeceğim bir şey yok. Daha detaylı inceleme eğer istek gelirse. Seve seve yaparız. Ya seve seve yaparız. Diyerek artık videomuzu kapatıyoruz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Millet 5000 mAh bataryaya sahip olan Asus Zenfone Max'i 5000 tane kibritle yaktık. O videoya da iMac'in ekranından ulaşabilirsiniz. Şurada elmanın hemen üstü.